Devrim Tosunoğlu bizimle birlikte bir kez daha bu süreci derinlemesine konuşacağız. İtiraftan sonra bambaşka bir dönemece geçildi aslında ama bu itiraf ne kadar gerçeği yansıtıyor? Hakikaten gerçekten bu cinayeti işleyen amca mı yoksa itirafçı kendini mi kurtarmaya çalışıyor, birini mi kurtarmaya çalışıyor? Bunların hepsi önümüzdeki süreçte belli olacak. Bu açıklamadan sonra bu işin seyri nereye evrilir, neler olacak bundan sonraki adımlarda? Birazdan bu Adli Tıp Kurumu'ndan gelen verileri de değerlendireceğiz, konuşacağız. Profesör Doktor Ersik Alfoğlu ile birlikte. Sen neler söylersin son olarak? Şimdi Osman, bu itirafçının söylemleri bir şekilde olayın amcayla bir bağlantısı olduğunu gösterdi. Ama bize şunu göstermiyor. Nari'nin ne zaman öldürüldüğünü, neden öldürüldüğünü ve nerede öldüğünü belirtmiyor. Şimdi ben bu ifadeleri tamamen okudum. İtirafçının ifadeleri bana çok sağlıklı gelmedi. Çünkü yani sanki bir cinayet işlenmiş, bir tesadüfen buluşma var, karşılaşma var. Yani amca SG gel bunu birlikte ortadan kaldıralım, bana yardım et, sana şu kadar para vereceğim diyor. 200 bin lira para vereceğim diyor. Şimdi ifadesinin başında şuna değinmiş. Kendisinin evinin yaptırmak için elektrik tesisatı yapması için bir yerden malzeme almış ama parası başka parası olmadığı için sonra gittiğinde malzeme vermemiş. Yani paraya sıkışık olduğunu söylüyor. Yani ben bu parayı paraya sıkışık olduğum için kabul etmek zorunda kaldım diyor. Ama bu NG olayın olduğu 21 Ağustos tarihinde jandarma tarafından sorgulanmış. O zaman hiçbir şey söylememiş. Evet. Yani bunda bu ifadede soruyor kolluk gücü. Diyor ki niye o zaman söylemedin? Korkuyordum diyor. Şimdi 200 bin lira karşılığında bir çocuğu ortadan kaldırabiliyorsun. Nari'ni işte olayın özetini şöyle geçeyim. Arabada diyor bir ön koltukta bir battaniye vardı diyor. O battaniye içerisinde bir cansız bir şey vardı diyor. Sonra bir insan olduğunu anladım diyor. Şimdi 70-80 haneli bir köyde hep arka buraların olduğu bir hanede Narin'i Narin diye bahsetmiyor. O Narin'i demiyor. Narin olduğunu ne zaman anladım diyor. Onu diyor gömüldüğü, bırakıldığı yere götürdüğümde ya Narin, çuvalın ağzını bağlayacaktım. Orada anladım. Orada anladım diyor. Ama çelişkili ifadesinin biri de bu. Diyor ki ben o battaniyeyi, burada battaniye çok önemli. Battaniye ortada yok. O battaniye bulunduğu zaman bu doğru söyleyip söylemediği çıkacak. Çünkü DNA'sı vardı muhtemelen üzerinden. Ama o battaniyeden çuvala koyarken amca tek başına koymamıştır. Orada Nari'nin olduğunu biliyordur. Yani Nari'nin elbisesini söylüyor, siyah olduğunu söylüyor, şey olduğunu söylüyor, ayağında ayakkabıların olduğunu söylüyor, fuların olduğunu söylüyor. Ya burada bir virgül koyalım da Canan'a bir gidelim. Canan, şimdi itirafçının açıklaması önemli. Bütün olayın seyrini değiştirdi, evet. Ama İtirafçının ailesi de var orada. Evet. Çevresi de var, yakınları da var. Sekten haneli bir yer, herkes birbirini tanıyor ama itirafçının daha yakınları var. Orada ne yaşıyorlar? Bir şey söyleniyor mu o taraf kanadından? İtirafçının açıklamaları sonrası kim olduğu biliniyor herhalde onlar tarafından anladığımız kadarıyla. Neler yaşanıyor? Biraz da oradan bahseder misin? Çünkü bu olayın arka planında anladığımız kadarıyla bunu bilen birden çok kişi var. Kesinlikle var. Osman Kenan Çapoğlu, şöyle biz zaten iki gündür köye giremiyoruz. Jandarma giriş çıkışları kapatmış durumda. Bugün taziye için sadece yakın akrabaları yukarı aldı. Taziye gelenler, mezar ziyaretine gelenler alındı. Ama öncesinde de zaten amca SG'nin tutuklanmasından sonra yakınları bunun bir komplo olduğunu söylüyordu. Amcalarına yönelik bir komplo olduğunu söylüyordu. Köyde tamamıyla hava buydu. Zaten şöyle söyleyeyim. Evet, köyde biz 22 Ağustos gününden bugüne Mehmet Kayahan'la birlikte, kameramanımla birlikte oradayız. Herkesi kapı kapı kim nerede oturuyor biliyorum. Bahse konu kişinin de evine defalarca gittim. Onlarla da görüştüm. Ancak bir şey bilmediklerini söylemişlerdi. Tabii ki sadece onlar değil, bütün köy. Hatta bazen şöyle bir durumla karşılaşıyorduk. Daha soru sormadan kadınlar, biz Narin tanımıyoruz, hiç görmedik gibi cevaplarla karşılaşıyorduk. Köyde böyle bir hava vardı. Çocuklar gözümüzün içine bakmıyordu. Bir çocuk geldiği zaman yanımıza hemen birileri tarafından çağrılıyordu. Şimdi yayın yasağı kalktı ama soruşturmanın selametini ne kadar etkiler bilemiyorum ama
Mesela yaşadığımız bir olayı anlatayım. Biz koordinasyon merkezinin önünde otururken Nari'nin çok yakını iki kişi bizim yanımızda oturdu. Benim sağ tarafıma oturdu. Ardından içlerinden birisi Kürtçe gelip o iki kişiye, iki kadına, bunların dili tatlıdır, oradan kalk, ağzından bir şey alabilirler gibi bir şey söyledi. Tabii bizim orada Kürtçeyi anlayacağımızı tahmin edemediler. Ama biz birebir böyle olaylar yaşadık köyün içerisinde. Bu ve bunun gibi birçok olay diğer gazeteci arkadaşlarım da yaşadı. Benim yaşadıklarım ve bunları şimdi paylaşıyoruz çünkü yayın yasağı vardı. Böyle şeylerle şaşkınlıkla karşıladığımız durumlardı. Aslında şunu söylemek istiyorum. O anda gidip adama şunu söyleyecektim. Evet, benim ağızlarından alacağım o kelime belki de Nari'nin bulunmasında çok önemli bir rol oynayacaktı. Benim sizinle başka bir derdim yok ki. Ben burada Nari'nin bulunması için kamu adına görev yapan birisiyim demek istedim. Ancak bunu da söyleyemedim açıkçası. Böyle bir ortam vardı. Bunu da anlatmak istedim. Bu ve bunun gibi olaylarla karşılaştık. Az önce Devrim abiye sordunuz, Osman Kenan Çapoğlu. İtirafçı acaba gerçekten bu olayı gerçekleştirdi mi? Ben de yayınlarımda iddia olarak veriyorum. Çünkü 200 bin lira gerçekten çok komik bir rakam. Hı hı. Bu kameraman arkadaşım Mehmet Kayağı sizlere gösterirse, bakın köyün altı, etrafı, bu yeşil alan, bungalov evlerin, yani Nari'nin cansız bedenini bulunduğu nokta, işte bu alanların hepsi bu ailenin. Sadece 10 dönüm, yani küçük bir dönüm satması bile zaten 10 milyon falan ediyor. Yani bu kadar büyük geniş arazileri olan bir adamdan itirafçının da 200 bin liraya kanması gerçekten düşündürücü, Osman Kenan Çapoğlu. Çünkü bu arazilerin hepsi onların ve çok yüksek, uçuk rakamlar, milyon dolarlar. Bakın, bu ilk Nari'nin kaybolduğu sıralarda villalarla alakalı bir alışveriş olması düşünülüyor diye bir şey söylemişlerdi. Villalar orada devamını buraya yapmak istiyorlarmış. 150 milyonluk bir rakamdan bahsediliyordu. Yani itirafçının da böyle bir parayı, 200 bin lira gerçekten çok komik bir rakam açıkçası. Tabii bunlar doğru mu değil mi, yine jandarma ekipleri araştıracak, bulacak. Bu arada şunun da altını çizeyim. Jandarma ekipleri, biz Nari'ni aramak için buraya gelmiştik. Cansız bedenine ulaştık. Çok üzgünler bu arada. Gerçekten çok üzgünler. Çünkü 20 gündür, 19 gündür çok büyük bir çaba harcadılar. Doğru. Ancak bu olay onları gerçekten çok sarstı. Kendi kızlarını aradıklarını söylüyorlardı. Şimdi ise bu konuyu daha fazla eşeleyeceklerini söylüyorlar. Nari'nin katil veya katillerini bulmadan bu köyden gitmeyeceklerini bize söylüyorlar. Biz bu şekilde görevimizi sürdürüyoruz. Nari'ni kim öldürdü? Nasıl yaptı? İtirafçı gerçekleri mi söylüyor? İşte bunların cevabı yapılacak. Hem testler, analizler, hem de araştırmalarla belli olacak. Peki. Canan Altıntaş Diyarbakır'daki son durumu aktardı, paylaştı. Şimdi biz kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Ama önce şu ön otopsi raporuna da bir bakalım. Nari nasıl, ne zaman öldürüldü? Bu konuya ilişkin elde bir veri yok. Tüm Türkiye onu ararken minik Nari yaşıyor muydu? Bu 19 günlük süreçte neler yaşandı? Sorguda çözülen itirafçının anlattıkları doğru mu? O soruların hepsine yanıt verecek olan ön otopsi raporu çıktı. Ölüm nedeni, zamanı, cesetteki çürümeler nedeniyle şimdilik belirlenemedi. Daha detaylı bir inceleme söz konusu. Rapora göre gözde görünür bir kesici delici alet ya da ateşli silah yaralanması da söz konusu değil. Fakat sol bacakta bir kopma saptandı. İşte Nari'nin ön otopsi raporu. Nari'nin cansız bedeni çuvalın içinde, dere kenarında bulundu. Küçük kızın ön otopsi raporu çıktı. Ölüm şekli ve zamanı belirlenemedi. Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır'dan gelecek haberdeydi. Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan tam 19 gün sonra geldi acı haber. Küçük kızın cansız bedeni kaybolduğu köyün yaklaşık 2 kilometre ilerisindeki Eğer Tutmaz Deresi'nde bulundu.
Caniler onun cansız bedenini bir çuvalın içine koyup dereye attı. Küçük kızın cesedi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından ön otopsi raporu ortaya çıktı. Cesette çürüme başladığı için ölüm şekli ve zamanı belirlenemedi. Raporda narinin içinde olduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu belirtildi. Kemik İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cansız bedeninden 91 örnek alındı. Yapılan otopsi işlemlerine göre gözle görünür bir kesici, delici alet veya ateşli silahla yaralanmaya rastlanmadı. Rapora göre iç kanama bulgusu da saptanmadı. Narinin kesin ölüm nedeni Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak. Moleküler incelemeler, patolojik çalışmalarla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemeler sonucu ortaya çıkacak. Evet, tabii işin adli boyutu da önemli. Ön otopsi raporu önemli. Orada ortaya çıkan tablo, eldeki veriler neyi gösteriyor? Bundan sonra nasıl adımlar, aşamalar atılacak? Hepsi merak konusu. Profesör Doktor Erskalfoğlu da bizimle birlikte bu süreci değerlendireceğiz. İyi akşamlar. İyi hoş akşamlar, geldiniz. Merhaba. Peki, hoş bir gün değil ama maalesef böyle bir tablo. Bunu da konuşmak gerekiyor. Şimdi bu rapor, anladığım kadarıyla ben bir sayfalık tutanağı okuduğumda çok da fazla elde bir bulguya, veriye ulaşılabilmiş değil gibi görünüyor. Ne olacak bundan sonra? Aşamalar neler olacak ve biz adli tıp heyetinin yapacağı değerlendirme neticesinde itirafçıdan ya da başka bir done bulunmadan katili bulabiliyor muyuz? Evet, şimdi adı üstünde bu bir ön rapor. Buradan beklenenlerin çok büyük olması söz konusu değil. Burada aslında örnek alınmış, 90 örnek alınmış, bunların ne olduğunu söyleyeceğim, niye olduğunu ve bunların incelenmesi için bir çalışma yapıldı. Otopsinin özü bu. Otopsi bulguları temelde eğer bir silahlı yaralanma olsaydı, bir silah olsaydı veya başka bir yaralanma olsaydı belli edilebilir şeyler bunlar. Ama mesela bir İlaç varsa, mesela bir zehir varsa, mesela bir uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı madde varsa her şey mümkün. Bütün bunların bir ön otopsi sonucunda ortaya konması mümkün değil. Bunlar bilinemez ama bilinir. Örneğin tırnak altında DNA izi var mı? Ki bu çok konuşuldu. Hemen insanın aklına acaba cinsel saldırı var mı diye. Hı hı. Çünkü tırnak altı materyali genel olarak cinsel saldırıya bağlanmıştır aklımızda. Öyle düşünmememiz gerekiyor. Çünkü her türlü boğuşmada tırnak altında bir materyal olabilir. Tabii bu çok önemli. Dolayısıyla tırnak altı materyali ve veya kimyasal veriler, yani organ parçaları içerisinde bulunabilecek olan biraz önce söylediğim gibi her tür zehir veya uyutucu uyuşturucu madde ve buna ek olarak hücrelerin incelenmesi. Yani organizmada herhangi bir şey yaşandığında ölüme dahi getirebilecek ama bir hastalıkta dahi organizmanın organlarında belli değişiklikler olur. Bunlar da hücrelerde gözükür ve de biz bunların adli tıp uzmanları ve patologlar, onun için patoloji diyor, bunların ne olduğunu bilirler, görürler, anlayabilirler. İşte bu nedenle doğru bir örnek alımı bize bu incelemeler sonucunda ne olup bittiğini söyleyecektir. Yani şu anda ölüm sebebi anlaşılmadı diye bir şey söylemek çok yanlış. Eldeki veriler incelenecek, bu veriler içerisinde son derece faydalı ve önemli bilgiler söz konusu olacak ve de nihai rapor ortaya çıkacaktır. Nihai rapor ortaya çıktığında biz cinayetin sebebini, nasıl işlendiğini o zaman anlayabilecek miyiz? Sebebini tabii ki değil sebebini belki de ama anlayamayacağız. Nasıl işlendiğini mesela? Muhtemelen bu eğer bir boğulma ise, boğdularsa çocuğu, bu suda boğulma değil, anlaşıldı. Öldürdüler. Tabii eğer itirafçı doğru söylüyorsa. Her şey spekülasyon olabilir. Evet. Şöyle, eğer öldürülüp suya atıldıysa veya
boğularak öldürüldüyse bu çok net anlaşılabilir bir şey. Ama beklememiz lazım. Sonuçları beklememiz lazım. Nihai otopsi raporunda başka insanlara ait biyolojik örnek kalıntısının ortaya konması söz konusu. Bilmiyoruz, göreceğiz. Varsa yani ne olur, eğer bir cinsel saldırı varsa olabilir, onunla ilgili veri elde edebiliriz. Edebiliriz diyorum çünkü çürüme çok önemli bir parametre tabii. Biraz önce söyledik, tırnak altı materyali ve bunlara benzer uzmanların farklı alanlarda yapacakları çalışmalarla mutlaka ne olup bittiği anlaşılır. Başkalarına dair veri varsa ya da bir DNA örneği varsa onu tespit edebilmek için bu sefer karşılığında onun kime ait olduğunu bilmek için bir veri toplamak gerekiyor. Evet, ama burada en azından DNA örneği mi alınacak? Hayır, ama en azından 24 tane adam var şüpheli olan. Gözaltındakilerle karşılaştırma. Bunlarla öncelikle bunlarla karşılaştırma yapılacaktır, ama soruşturma o kadar hızlı ve güzel ilerliyor ki kimlerden DNA alınması gerektiği, karşılaştırma örneği alınması gerektiği bence mutlaka hızla ortaya çıkacaktır ve doğru bir DNA incelemesi yapılacaktır. Dediğim gibi eğer inceleyebileceğimiz DNA kalıntısı veya biyolojik örnek söz konusu ise işte otopside bütün bunların toplanmış olması bekleniyor. O nedenle çok uzun sürdü, o nedenle çok detaylı yapıldı. Bilgisi var elimizde. Bunların tamamı spekülasyon bu arada. Bunu devamlı söylemek gereğini hissediyorum. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Bu nasıl sızdı? Tabii otopsi ön raporu nasıl sızdı onu da bilmiyorum. Ama buna dayanarak doğru örnek, çok örnek, her yerin incelenmesini sağlayabilecek nitelikte örnek alındığı ortada. Bunlar şimdi ileri tetkiye, daha doğrusu tetkiye gidecek ve ondan sonra bizim elimizde gerçekten çok fazla bilgi olacak. Neden öldüğünü bilemeyeceğiz. O soruşturmanın katil kendisi itiraf ederse, açıklama yaparsa vesaire vesaire gibi durumlar ortaya çıkacak. Neden öldürdüğüyle ilgili o, ama nasıl öldüğüyle ilgili ben eminim ki kısa süre sonra bilgimiz olacak. Peki Ersin Hanım, şunu da soracağım. İlk, yani biraz geri saracağım hikayeyi. İlk olarak biliyorsunuz, Devrim Tosunoğlu sen de biliyorsun, abi gözaltına alındı, kolunda ısırıklar vardı vesaire, ama ilk aşamada alınmadı. Yaklaşık bir 5-6 gün ya da bir hafta geçtikten sonra alındı. O ısırıklar da tabii yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuştu. Oradan alınan örnekte de kime ait olduğu belirlenemez gibi bir ifade vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onu açıklayayım istersen. Onu açıklayalım çünkü ya da günümüzde tekrar ona bakıp işte Nari'nin DNA'sıyla örtüşüyor mu örtüşmüyor mu gibi bir karar mekanizması olabilir mi? Ben size çeşitli açılardan buna bir cevap vereyim. Ama önce şöyle başlayayım. Bu Nari'nin abisi mi? Evet. Nari'n bunu ısıramaz mı? Normal şartlarda. Tamam. Isırabilir. Isırdıktan sonra hemen kaybolması şimdi, hayatın olağan akışına aykırı olabilir. Hayır, şimdi yani eğer ısırabiliyorsa hemen alsanız DNA'sı çıksa da ne olur? Çıkmasa da ne olur? Öyle bir durum söz konusu. Yani bu bir tartışılması gereken şey öncelikle. Peki şimdi eğer bu bizim için bir veri ise, eğer bir veri ise bunda ne yapılır? Bu önemli olan bu. Şimdi iki yol var. Biraz önce söylediğiniz gibi burada ısırıktan dolayı ısıranın biyolojik örneği oraya geçmiş olabilir. Tükrüğünden, dişinden vesaire orada bir DNA olabilir. O zaman bu DNA örneği veya bu biyolojik örnek sürüntü şeklinde elde edilebilir, incelenir ve DNA'nın kime ait olduğu çıkar eğer karşılaştırma materyalimiz varsa. Bu bir yol. Başka bir yol daha var ki onu belki şimdi yapabilir incelemeye gidenler. İz olarak dişler incelenir. Ya her insanın büyük ölçüde, çok büyük ölçüde her insanın diş yapısının bıraktığı iz farklıdır. Bu küçük bir çocuk diş yapısı şimdi artık belli. Daha önce yoktu. Bilemedik neyle karşılaştırılacağı belli değildi, ama şimdi çocuğun üç boyutlu yapısı mutlaka alınmıştır dişlerinin ve o diş izinin kıza ait olup olmadığı
karşılaştırma yöntemiyle belli olabilir. Yapılmalı mıdır? Ben onun çok önemli bir veri olabileceğini düşünmüyorum kendim. Yani çünkü sonuç olarak o herhangi biri değil, aynı evde yaşayan bir abi. Yani. Ama öyle çıksa için abiyi yalan beyan vermiş olmayacak mı? Öyle nasıl, ne gibi? Kendimi ısırdım gibi bir ifade. Öyle bir ifade varsa onu bilmiyorum. Şimdi gene de bu. Hatta amcası da öyle bir ifadeden öyle bir şey söylemedi mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Öyle bir şey söyledi. Yani kız kayboldu, evet. Narin kaybolduğu için kendini kötü hissetti. Bazı zaman zaman yapıyordu bunları. Evet. Kendini ısırdı gibi ifadeler de kullandı. Bu da o yüzden neden önemli olabilir? O zaman önemli olabilir. Ama dediğim gibi bütün bunlar spekülasyon. Evet. Tabii ki. Dolayısıyla olsaydı ne olurdu? Tabii varsayımları konuşuyoruz biz. Aynen öyle. Eğer onun Narin'e ait olduğu tespit edilirse işte spekülasyon yapmamamıza neden olur ve de belli bir netlik kazanmış olur. Şimdi bunun soruşturmaya veya sonuca varmaya etkisi ne olabilir diye sorarsanız o başka bir soru. İşte kriminal bir yapısı olduğu için abinin kriminal bir yapısı mı var? Öyle bir yapıdan bahsediyorlar. Yani bağımlı olduğunu söylüyorlar. Acaba bu cinayet işlendiğinde bir abinin bir şeyi var mı diye tartışılıyor. Bir boğuşma, bir darp, bir saldırı gerçekleşiyor. O anda ısırmış olabilir mi? Gayet üzerinden konuşuluyor. Tabii. Evet. Bütün bu konuşmanın esas nedeni de bu. Bu evet. Ama abinin kriminal olduğu ile ilgili ve bağımlı, belki bağımlıdır, belki madde kullanıyordur. Hı hı. Yani ama kriminal bir etkisi var olduğunu bilmiyorum. Bir, yani, o öyle söylenmedi. Yani, bağımlı olarak söylüyorum. Tutuklanması yani, falan var mı? Yok. Ama bir bağımlı olduğunu, uyuşturucu konusunda bir bağımlı olduğu iddiaları vardı. Onun için bir abi tarafından saldırıya uğradı mı abi mi diye. Tabii biz bu kriminal sonuçları zaten jandarmanın yürüttüğü soruşturmada hepsi tek tek soruluyor Osman. Soru olarak yani abiyi de sorgulanacak, baba da sorgulanacak, anne de sorgulanacak. Sorgulanmıştır bile diye. Evet. Ya bir defalarca sorgulandılar zaten de. Yani bu soruşturmada gözaltı süresi 4 gün olduğu için önce bir mülakat yapılıyor. Zaten ifade başlamış, ifade alınmalara başlamış. Yani hepsinin muhtemelen ifadelerini bu süreç tahmini olarak ne kadarlık bir zaman dilimini kapsıyor? Kapsar. Var mı buna ilişkin bir değerlendirme? Teorik olarak şu aşamadan sonra gelen örneklerin 90 örneğin farklı laboratuvarlarda incelenmesi, sonra onların gruplar tarafından incelenmesi, verilerin bir araya getirilerek bir rapor yazılması uzun bir süreç. Normal olarak bu bir ay sürer. Burada hiç o kadar süreceğini düşünmüyorum çünkü çok önemli bir hadise ve de hızla sonlandırılmasının isteneceği aşikar. Dolayısıyla ben bunun hafta sonuna gelmeden ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Bu da spekülasyon. Ama mesela şöyle söyleyeyim. DNA incelemeleri ay çok uzun sürer vesaire diye konuşuluyorken ben geçen gün biyoloji, bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Adli tıp kurumu tek. İstanbul'da başkanlığı vardır. Başka şehirlerimizde de onların çalışma grupları vardır. Çünkü sanki bana bile böyle bir hani oranın adli tıp kurumu, buranın adli tıp kurumu dermişiz gibi bir şey içerisindeyiz. Adli tıp kurumu tek. Doğru. Yani orada başka bir şehrimizde olmayan bir laboratuvar söz konusuysa merkezde vardır. Ve merkeze gelir ve inceleme orada yapılır. Yani böyle bir işbirliğinden konuşmuyoruz. Tek üniteden konuşuyoruz. O da Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Adli Tıp Kurumu'dur. İstanbul'da da merkezi vardır. O nedenle her şeyin, çünkü öyle de bir spekülasyon oldu. Orası yapamadı, buraya gönderiyor. O yüzden buraya öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Tektir çünkü kurum. Tektir ve de çalışma orada gerçekleşebilir kısmen ve de orada ben biyolojinin başında yani DNA'ların başında bulunan bilim adamı arkadaşımızla geçen gün bir bilimsel toplantıda konuştuğumuzda ve de o kendisi konuştu, dedi ki 3 saat bir DNA tahlilinin gerçekleştirilmesi ve sonlandırılması 3 saat. Dolayısıyla çok fazla vakit alacağını düşünmüyorum. Tabii 90 örnek
sayı çok yüksek ve farklı laboratuvarlar çalışacak ve bir araya gelecek sonuçlar. Bunlar hızla yapılacak olan şeyler değil ise de ben bunun hızla sonlandırılacağını düşünüyorum. Peki. Hızla bir sonucumuz bu alanda olacaktır diye düşünüyorum. Peki. Demir Tosunoğlu, var mıdır eklemek istediğin? Sana bir de şu WhatsApp mesajlarını sorsam çok kısa. Yani onlarla ilgili bir çalışma olacak mı? Nasıl olacak? Bugün Osman, gündeme gelen en önemli konulardan bir tanesi benim, de oydu. Benim de üzerine durduğum bu soruşturmanın otopsi ayağı adli tıp kurumundan ölüm nedeniyle ilgili bilgi verecek. Hı hı. Nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgi verecek. Ama kriminal çalışmalar ve jandarmanın almış olduğu verilerle ilgili de bu narin neden öldürüldü kısmı, kim öldürdü kısmına ışık tutabilir. Şimdi burada olayından alınan deliller ve önemli olan dijital veriler ve bu telefon çok önemli. Çünkü ifadelerde gerçekten çelişkili ifadeler var. Söylemler var. Amcanın verdiği ifadeler. İtirafçı da sildiğimi hatırlamıyorum gibi bir şey söylemiş sanki. İstedikleri kadar silsin. O WhatsApp konuşmaları kısa sürede geri getirilir. Yeter ki telefon elde olsun. O imkan, o teknoloji var. Zaten bu tamam, konuşmanın detayını bilemeyebilirsin. Bu çok önemli. Bilmek gerekiyor ama amcayla bu itirafçının konuşmalarını gösteren HTS kayıtları var. Hı hı. Ne zaman, nerede bazı istasyonlar ne zaman sinyal vermiş, onların hepsi tek tek var. Bu soruşturmada da bunun da jandarma eline almış, dosyada da olduğunu biliyorum. Onların karşılaştırması yapılacaktır. Bu olayda 24 kişi, 25 kişiyle ilgili bütün HTS kayıtları, bütün bazı istasyonlar kayıtları hepsi dosyaya girdi. Bu soruşturma kapsamında bunlar hepsi bir ışık tutacak. Sorduğum WhatsApp konuşmalarda, silinen o WhatsApp konuşmalarda geri getirilme imkanı var. Daha önceki örnek verecek olursak Seçil Erzan'ın dosyasında telefon kırılmıştı. O 40 telefondaki yazışmaların mesajları geri getirilmişti. Burada da telefon elde olduğu sürece de o konuşmalar ortaya çıkar. Jandarmanın işi çok. Çok evet. Bizim kurumların işi çok, savcıların işi çok zor. Ama çok hızlı bir süreç işliyor dediniz. Ben buna inanıyorum. Evet. Görmediğimiz kadar aslında. Bugüne kadar da narin bulunmadan önce de hep o konuşuldu. Yani yapılması gereken her şey titizlikle yapılıyor denmişti. Doğru. Titizlik ille de uzun süre gerektirmez. Doğru. Titizlik titizliktir. Ve de hızla titiz çalışılabilir. Ben şunu da söyleyeyim Osman, istersen. Bu soruşturma kapsamında Narin biliyorsun kayıp çocuk olarak aranıyordu. Evet. Bir gün, birkaç gün sonra aslında jandarmanın son gözaltılarını aynı gün, cansız bedenin bulunduğu günün gözaltılarının başlaması bana şunu söylüyor. Tecrübeme dayanarak söylüyorum. Zaten jandarma bununla ilgili bir şüphe üzerine çalışma başlatmış. Kişileri tespit etmiş. Aslında sorulan sorulara bakınca olayın da neden kaynaklanmış olabileceğini de ufak tefek anlayabiliyoruz. Onun için jandarma öncesinden hazırlıklı, yani sağ bulmaya çalıştı muhtemelen. Sağ bulamayacağını anlayınca veyahut da olay oraya doğru gidince bir itirafçıyla da beden bulundu, Nari'nin bedeni. Ondan sonra da operasyon düğmesine bastı. Yani öncesinde zaten bu kişiler, şüpheli kişiler belliydi. Ha. Nari'nin bulunması sonrasında aslında zaten hamle yapılacaktı. İtirafçı da üzerine konuştu gibi bir durum ortaya çıktı. Aynen öyle oluyor. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreç merakla bekleniyor. Anladığımız kadarıyla hem Ersan Hanım'ın söylediği üzerine hem senin söylediğin dokümanlarla ilgili çalışmalar yapılması üzerine kısa vadede daha net bilgiler elimize ulaşacak gibi gözüküyor. Profesör Doktor Ersik Alfoğlu, çok teşekkürler katkılarınız için. Demir Tosunoğlu, kötü bir konuyu yine konuşuyoruz maalesef seninle birlikte. Umarız bu son olur. Pek de zannetmiyorum ama neyse. Burayı noktalayalım. Size çok teşekkür edelim. Devam edelim gelişmelerle. Siyasetle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir narin açıklaması var. Cani veya canilerin en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı Devlet Bahçeli. Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş. Mahşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur ifadelerini kullandı. Cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Nari'nin hayatını kaybetmesinden sonra, cesedinin naaşının bulunmasından sonraki sürece ilişkin bir açıklamada, değerlendirmede bulundu.